Merhabalar, ben Operatör Doktor Mehmet Ali Tokgöz. Ankara Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Devlet Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Keçören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de haftada 2 gün görevimi ifa etmeye çalışıyorum ortopedi uzmanı olarak. Bence Türkiye'de hekim olmak, yılmamak, yıkılmamaktır. Hekim olmanın zorluklarını ve hekim olmanın hem eğitim açısından hem sonrasındaki meslek hayatında sahip oldukları zorlukları hepimiz biliyoruz hekim camiası olarak ve artık bu yaşanan özellikle hadiselerin, zorlukların, diziler vesaire üzerinden halka da yansımasıyla hani tıp eğitiminin ve hekimlik yapmanın ne kadar zor olduğunu herkes yavaş yavaş aşina olmuş durumda. Ama tabii hekimliğin aynı zamanda bu zorlukların yanında insana verdiği manevi haz bizi çalışma anlamında her zaman motive etmeye devam ediyor. Aslında benim hekimliği seçme amacım biraz enteresan. Ben lise 2. sınıftayken yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaşımın işte Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde işte doktorların işte siyah pelerinlerle koridorlarda yürüdüğünü anlatması üzerine biraz heveslenmiştim. Ama daha sonrasında işte üniversite sınavında aldığım derece ve ailemin yönlendirmesiyle işte Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. Yani girdiğim için de mutluyum. Sanıyorum askerlik ilk başta o pelerin vesaire girmek havalı olsa da benim çok kaldırabileceğim bir meslek değildi. O şekilde ilk başta heveslenmiştim ama daha sonra ailemin yönlendirmesi ve benim işte biraz daha yaşım ilerlemesi ve diğer ayrıntıları öğrenmemle sivil bir tıp fakültesini seçmenin daha mantıklı olacağına karar verdim. Aslında biraz asistan eğitimi yani üniversitelerde biraz daha düzenli olsa da hani bir karmaşa içerisinde gidiyor. Özellikle hani hizmet verilmesi, hizmet sağlayıcı olarak asistanların görev yapması ve hani eğitim alması arasındaki dengenin bazen düzgün sağlanamadığını görüyoruz. Nöbetlerin yoğunluğu, polikliniklerin içinde olduğu keşmekeş vesaire gibi birçok işte sağlık sektörünün içinde olduğu problemlerin asistanlara da yansıdığını görebiliyoruz. Asistanlık aslında uzmanlık eğitimi aldığımız yer bizim ve eğitimin belki şimdiki olduğundan biraz daha ön planda olması gerekir. Yani asistanların nöbetlerde işleri çeviren kişiler değil de orada eğitim görmesi gereken kişiler olduğunun biraz daha hani hem halkımızın hem eğitim verenlerin farkında olması gerekir. Tabii burada sadece bu farkındalığın sağlık camiasında çalışanların, sağlık çalışanların, hekimlerin değil, halk üzerinde de oluşması önemli. Halk ne kadar bunun farkında olursa ona göre beklentilerini değiştirerek yani burada eğitimin daha ön plana çıkmasını sağlayabilir. Yani bunu söyleyebilirim. Hani iş ve eğitimin dengelenmesi ve eğitimin hani şu anda olduğu gibi hizmetten geride olması değil, hizmetten önde kabul edilmesi önemli. Onun dışında bilimsel araştırma faaliyetlerinin daha fazla teşvik edilmesi gerekir. Tüm asistanlardan asistanlık eğitimlerinin sonunda bir araştırma projesi, bir uzmanlık tezi yazmaları, yapmaları isteniyor. Ancak burada teşvik özellikle maddi anlamda, maddi teşvikler anlamında istenilen seviyede değil. Elbette teşvikler var. İşte TÜBİTAK'ın verdiği, üniversitelerin verdiği, işte hastanelerin sağladığı teşvikler mevcut. Ama bunun daha profesyonel ve daha yaygın bir şekilde tüm asistanlara ulaştırılabilmesi lazım. Aslında benim çalıştığım özellikle cezaevi kurumunda sevk zinciri tamamıyla çalışıyor. Buraya mahkumlar sevk edilirken aile hekimi tarafından önce muayene ediliyor ve o uygun görürse onun uygun gördüğü bölüme sevk gerçekleştiriliyor. Daha sonra biz de burada ikinci basamak değerlendirmesini yaptıktan sonra uzman değerlendirmesi yaptıktan sonra ikinci basamakta eğer bizim burada halledemeyeceğimiz, başa çıkamayacağımız bir hastalık olduğundan şüphelenirsek 3. basamak bir eğitim araştırma hastanesinde hastaları yönlendiriyoruz ve bunun özellikle hastanenin üzerindeki iş yükünün azaltılması anlamında güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastaneleri üzerinde aslında 1. ve 2. basamakta rahatlıkla tedavi edilecek hastaların yoğun bir baskısı var. O nedenle hani gerçekten 3. basamak bir merkeze ihtiyaç duyan hastalar bazen hani bu ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Randevu alamadıkları, sıra bulamadıkları için. O yüzden hani sevk zincirinin çalıştırılması gerçekten ülkemiz için önemli bir ihtiyaç ve bu ihtiyaç giderilirse hem ben hastaların da bundan daha memnun olacağını hem de gerçekten ihtiyacı olan kişilerin 3. basamak tedavi alabilecekleri merkezlere daha rahat ulaşacaklarını düşünüyorum. Çünkü polikliniklerde muayene edilen hasta sayıları arttıkça hastalara ayrılan sürede haliyle daha da azalıyor. Ve ister istemez muayene için ayrılacak süreler kısalmak zorunda kalıyor. Ve gerçekten muayene olduğunu hisseden, gerçekten derdinin dinlendiğini hisseden bir hastanın hekim vizit odasından, hekim poliklinik odasından çıktıktan sonra daha tatmin olarak evine gideceğini düşünüyorum. Ve tedaviye uyumunu da arttıracağı kanaatindeyim. Çünkü hani bu kısa süreler içerisinde işte 10-15 dakikadan bile bazen daha kısa oluyor. Tedaviyi anlatmak, ilaçları anlatmak, hastalığı anlatmak, ilaçların olası yan etkilerini anlatmak gerçekten zor. Ve bu ya istenmeyerek de olsa bu konuda yaşanan eksiklikler problemler yaratmaya hazır birer sorun olarak hastanın hem sağlığı açısından hem başka nedenlere, problemlere neden olabiliyor. O yüzden sevk zincirinin çalışması ve 1. ve 2. basamaktan elendikten sonra hastaların 3. basamak bir hastaneye başvurması hem hastalar hem de hastaneler ve hekimler için daha faydalı olacaktır. Aslında ben tıp fakültesinde öğrencilik hayatımı çok hareketli geçirdim. Hani tıp fakültesinin tüm nimetlerinden faydalandım diyebilirim. Hani öğrenci temsilcisi de oldum, kulüplerde de çalıştım, her türlü etkinliğin içinde de oldum. Hani A'dan Z'ye ne derseniz, hani müzik kulübünde arkadaşlarla müzik yapmaktan, işte tarih etkinliklerinde tarih için kişileri konferansa davet etmek, işte bilgilendirici paramedical konularda etkinlikler organize etmeye kadar, dergi editörlüğüne, işte Ankara Tıp Fakültesi'nin Terapi isimli bir hala çıkıyor bildiğim kadarıyla paramedical biraz eğlenceli bir dergisi vardı. Onun editörlüğünü de yapmıştım ben. Birçok hani her alanda bulunarak çok keyifli yaşadığımı düşünüyorum. O yüzden mesela arkadaş arasında hani tıp fakültesine geri dönmek ister misin acaba falan gibisinden sohbetler olduğunda hani benim cevabım hep evet oluyor. Çünkü ben çok keyif alarak okudum tıp fakültesini. Hem eğitim kısmını hem sosyal kısmını. Hani burada herkesin söylediği, belki sizin defalarca duyduğunuz bir söz var. İşte, tıp fakültesinin her şeyi çıkar, ara sıra doktor çıkar diye. Hocaların da aynı zamanda sosyal olmasının katkısı da oldu burada. Onlar örneğin işte fotoğrafçılığa meraklı bir hocamızın işte öğrencileri fotoğrafçılığa teşvik etmesi, çektiği fotoğrafları seçmeli dersler kapsamında bize göstermesi, yemeğe meraklı bir hocamızın işte yazmış olduğu yemek kitabını bize tanıtması, seçmeli dersler kapsamında işte bu yemek tarifleriyle alakalı işte dersler sunulması. Yani benim hep hoşuma giden ve hani bir tıp fakültesi öğrencisini okula çeken bir etmendi. O yüzden hani ben verimli geçtiğini, keyif alarak geçirdiğim bir 7 sene olduğunu düşünüyorum. Onun dışında zaten tıp eğitimine de değinmek gerekirse orada hani laboratuvarlar, klinik imkanları ve burada eğiticilerin, öğretim üyelerinin öğrencilere davrandığı yakın, özellikle tamamı olmasa bile özellikle öğrencileri kendi evlatları gibi seven öğretim üyeleri olması çok önemli etken oldu benim tıp fakültesini sevmeme ve devam etmeme. Mesela hani bence isim vermekte sakınca var mı bilmiyorum ama mikrobiyolojide Murat Özcan hocamız vardı. Ben işte öğrenci temsilcisiyken dekan yardımcısıydı kendisi. Onunla dekan yardımcısı odasında yaptığımız uzun sohbetleri ben hiç unutamam. Hem hayat anlamında hem mesleki anlamda bana verdiği tavsiyeler paha biçilemezdi. O yüzden Ben tıp fakültesinde başladıktan sonra tıp fakültesinde geçirdiğim her sene hekim olmayı biraz daha sevdim. Mesela hani yine bir hocamdan duymuştum yanlış hatırlamıyorsam. Hani Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir söz var. Benim sürekli aklıma gelen. Tıp fakültesi öğrencilerini eğitim için yurt dışına gönderiyorlar ve orada bir telgraf çekiyor Mustafa Kemal tıp fakültesi öğrencilerini teşvik etmek için. Ve orada diyor ki sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz diyor Mustafa Kemal tıbbiyelilere. Ve bu sözü de öğrendikten sonra daha mesleğime sarılma azmi arttı, güç arttı benim üzerimde. Böylece her geçen sene biraz daha sıkı çalışarak, biraz daha hem hekimliği hem sosyal hayatı bir araya kurmayı sağlayarak hani bugünlere gelmeye çalıştım. Hani benim için keyifli yıllardı. Hani ben hani birçok insan belki tavsiye etmez hani tıp fakültesi okumak çok zor diyebilir ama ben herkese, bana soran herkese tavsiye ediyorum. Ben çok keyif alarak her dakikasından verimli faydalanarak bir 7 sene geçirdim tıp fakültesinde, işte hazırlık dahil. 7 sene derken belki tıp fakültesi 6 sene diye düşünenler olabilir. Hazırlık ve artı 6 senelik fakülte hayatım. Ben aslında hani stajyerlik ve internlük dönemimin sonunda büyük bir cerrahi, yani bu işte büyük cerrahi diye nitelendirilen bölümler var. İşte genel cerrahi, ortopedi, işte göğüs cerrahisi, işte bunlar içerisinde sayılabilir. Bunlardan birine girmek istiyordum. Ortopedinin ilgi alanına ve hitap ettiği hasta grubuna baktığımda hani benim kişilik yapıma uygun olduğunu gördüm. Burada demek istediğim şey şu, bir tedavi yapıyorsunuz ve bunun sonucunu hemen görebiliyorsunuz. Hani birebir emin olamasanız bile size bir ipucu veriyor. Çünkü bir kemik ameliyatı yapıyorsunuz ve bir yumuşak doku ameliyatı yapıyorsunuz. Ameliyatın sonunda dokunun kanlanmasına ve çektiğiniz direkt grafiğe, röntgenin sonucuna göre tedavinin nasıl ilerleyeceğini tahmin edebiliyorsunuz. Ve bu beni biraz hani kişilik yapımla da alakalı herhalde ortopediye yönlendirdi. Özellikle ortopedi stajında kırık sonrasında hastaların yapılan ameliyatla beraber tabii ki ertesi gün kalkıp yürümesi, tedavinin kısa zamanda sonuç veriyor olması beni ortopediye yönlendiren ana sebeplerden birisi oldu. Ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptım ben asistanlık eğitimimi. Orada geçirdiğim sürede bunu tecrübe etme ve yaşama fırsatım oldu. Hocalarımızla beraber takip ettiğimiz hastalar ve yaptığımız ameliyatlar neticesinde yaptığımız işin neticesini kısa zamanda gördük. Yani olumlu veya olumsuz, tabii cerrahide ve tıbbın diğer bölümlerinde her zaman %100 başarı sağlanamıyor tabii, bunu hepimiz biliyoruz. Hani burada başarısızlığımızı da başarımızı da hemen gördük ve bu beni motive etti, bugünlere getirdi. Ayrıca hani ortopedi ve travmatoloji alanının bilimsel araştırmaya yani diğer branşlarda olduğu gibi açık olması ve hocalarımın bana bunu bu yönde de teşvik etmesi beni heveslendirdi ve işte bugünlere geldik. Ya ben sözlü sınavlarda çok zorlandım. Hani diğer bölümlerde, işte fakültelerde bildiğim kadarıyla çok sözlü sınav yok. Daha çok yazılı üzerine. Ama hani gerçekten çok saygı duyduğunuz, bazen sevdiğiniz, bazen korktuğunuz insanların karşısında sözlü bir sınav vermek gerçekten zor. İlk 3 sınıfta çok sözlü sınav olmuyor. Ama 4. sınıftan itibaren bu sözlü sınavlar karşılaşıyor. Tıp fakültesi karşısına çıkıyor tıp fakültesi öğrencilerinin. Ve beni çok germişti. Bir de 1. sınıfta işte bizim zilli sınav dediğimiz bir sistem var laboratuvarda kurdukları. Peş peşe bir koridor içerisinde soruları işte mikroskopta, makette veya kadavra üzerinde sorular dizayn ediliyor. Bu sınava girdiğimde ilk laboratuvar sınavında hiç bilmiyoruz içeride ne olduğunu. Hani biraz tarif ediyorlar, anlatıyorlar ne olduğunu üst sınıflar hocaları ama tabii daha önce hiç görmediğimiz bir şey. İlk defa girdiğim bir laboratuvar sınavıma o zil sesi beni çok gergin bir hale, ruh haline sokmuştu. Biz bekliyoruz sınav alanına girmeyi. Sınav bir koridor ve yürüyerek ayakta yapılan bir sınav. Ve bir zil çalıyor. Zil çaldığında bir sonraki soruya geçiliyor sınavda. Sınav alanını görmeden oturduğumuz bir bölge vardı. Yan yana, hani bizde böyle kurbanlık koyunlar gibi yan yana dizilmiş 1. sınıf öğrencileri ilk defa işte laboratuvar sınavına giriyor. Biz arkayı görmüyoruz, arada bir paravan var, sürekli bir zil sesi var. O zil sesi beni beklerken çok germişti. Ama tabii insan hem sözlü sınavlar için hem laboratuvar sınavı için yaşadıkça, başına geldikçe alışıyor ve bu gerginlik üstünden kalkıyor insanın. Ama tabii insanın sevdiği insanların, sevdiği hocalarının karşısında sınava girmesi her zaman zor. Hani bugün girsem bugün de zor. Hani uzmanlık sınavında da sevdiğim, saygı duyduğum insanların karşısında bir birim sınavı vermek beni çok zorlamıştı. Ama bu tamamen insan ilişkileriyle alakalı. Genelde sözlü şiddete maruz kalmayan bir hekim maalesef ülkemizde yok. Ama hani fiziksel manada bir şiddetle ben karşılaşmadım. Ama karşılaşan tabii ki tanıdıklarım, arkadaşlarım, beraber çalıştığım hekimler var. Bu biraz hani toplumda şiddetin genel manada biraz görünür olması ve genel manada hani şiddetin artmasından da ben kaynaklandığını düşünüyorum. Hani artık bir internet sitesinde, bir haber sitesini açtığımızda ya bir gazeteyi açtığımızda bir kadına şiddet, hekime şiddet veya hani herhangi bir konuda şiddetin olmadığı bir gün neredeyse yok. Ve bazen bu şiddetin hem hekimler için hem şiddete uğrayan kişi için ölümle veya sakatlanmayla neticelendiğini görüyoruz. Ve bu hani özellikle şiddete hem uğrayan hem tedavi eden tarafında olduğumuz için hani ben ortopedi ve travmatoloji uzmanı olduğumdan dolayı hani şiddete uğrayan kişilerin tedavisi de bizim karşımıza çok geliyor. Bizim istemediğimiz, karşılaşmak istemediğimiz, tedavi ederken işte içimizin acıdığı hasta grubu şiddete uğrayan kişiler. Bizim beklentimiz, isteğimiz aslında tüm toplumda bu şiddet olgusunun azalarak yok olması yönünde. Sağlıkta da işte aslında tamamen biraz öz eleştiri yapmak gerekirse hani bahsettiğim zaman ayırmak, hastaya zaman ayırmak konusunda aslında kilitleniyor her şey. Biz tıp fakültesinde öğrenciyken ve sonrasında iletişim becerisi derslerini aldık. Ve hani bu derslerde öğrendiğimiz becerileri bazen işte yorgunluktan, bazen zaman yokluğundan uygulamaya fırsat olmuyor. Karşımızdaki insan da bazen hekimin içinde olduğu yoğunluğu anlayabilecek kafa yapısında olmuyor. Ve şöyle bir de yanlış algı var. Sanki toplumda oluşmuş. Ben gittiğim bir yerde olay çıkarırsam, işte bankada, okulda, hastanede benim işim daha iyi, daha çabuk görülür olgusu oluşmuş durumda. Ve insanlar hastanede şiddete başvurmaya daha çabuk meylediyorlar. Bu da aslında bir farkındalık problemi. Toplumun hastane hizmeti alma konusundaki sağlık okuryazarlığının arttırılması ve hekim ve hasta ilişkisinin doğru bir planda ilerleyebilmesi için hekimin konuştuğu dili biraz daha halkın anlayabileceği dile indirmesi, halkın da biraz kültürel ve sosyal seviyesini arttırıcı etkinlikler içerisinde olması gerekir. Ben biraz işte hani biraz toplumsal bir sorundan da burada değinmek istiyorum. Hani biraz insanımız evden çıkıp işte çarşı pazar gezmek istiyorum diyemiyor yakınlarına. İşte ben alışveriş yapmak istiyorum diyemiyor. Veya benim canım sıkıldı beni yürüyüşe çıkar diyemiyor işte yakınlarına. İşte yaşlıysa oğluna, işte eşi ise kocasına ya da karısına. Ama benim başım ağrıyor, beni hastaneye götür. Benim dizim ağrıyor, beni hastaneye götür. Çok kolaylıkla diyor. Böyle olunca da aslında çok da ihtiyacı olmayan insanların, ki şiddet uygulayanlar önemli bir kısmı o gruptan bence, hastanenin yoğunluğu ve keşmekeşi içerisinde eziliyorlar ve aslında ihtiyacı olmamasına rağmen burada olduğunu hatırlayıp kendine ve yakınına belki de yönelttiği siniri ve stresi en ufak bir belki su damlasında hekime veya sağlık çalışanına yansıtıyorlar. Ve bunu azaltmanın yolu da hastanelerin daha işleyilebilir bir hale getirilmesini sağlamak ve aslında sizin de üzerinde çok çalıştığınızı bildiğim bir konu olan sağlık okuryazarlığının halk üzerinde arttırılması gereken, sağlık okuryazarlığı eğitimlerinin halka yönelik daha ulaşılabilir hale getirilmesi gerekir. Hani hekime yönelik iletişim becerileri eğitimleri, işte bu etkin dinleme, ben dili vesaire gibi şeyler çok doğru yapılması ve devam etmesi gereken eğitimler. Ama aynı şekilde halkın da bu bilgi eksiğinin giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer halkta sağlık okur yazarlığı arttırılır ve hekimlerin iletişim becerilerini kullanabileceği bir vakti olursa bu sağlıkta şiddetin azalacağı kanaatindeyim. Buradan özellikle sağlıkta şiddet ve tıp eğitimi konusu üzerinde bir sohbet oldu. Benim herkese tavsiyem hekim olmaktan kaçmayın ama hekim olmayı seçme nedeniniz kesinlikle iş garantisi, para vesaire gibi şeyler olmasın. Yani burada tıp eğitiminden keyif almanız ve hekimlikten keyif almanız için hani insanların derdinde derman olduğunuzu görmeniz, işte sizin biraz önce de bahsettim, dokunduğunuz bir hastanın iyileşerek ofisinizden veya hastanenizin ayrıldığını görmenin yarattığı manevi haz da burada çok önemli. Çünkü hem ülkemizde hem yurt dışında hekimlik gerçekten çok zor, çalışma şartları çok zor, sahip olunması gereken bilgi birikimi çok büyük, sahip olunması gereken, edinilmesi gereken el becerisi yüzdesi belki diğer mesleklere göre daha fazla. Bu yüzden gerçekten bu işi sevmeyen insanlar bu işte mutlu olmuyorlar. Benim tavsiyem herkese, özellikle bu mesleği seçmek isteyen kişilere ve daha sonra uzmanlık seçerken puana göre, paraya göre seçim yapmamaları ve kendilerini 30 sene sonra nerede görmek istediklerini düşünmeleri. Çünkü sadece asistanlık hayatı veya tıp fakültesi hayatı sizi bir sonuca götürmüyor. Burada siz 30 sene sonra bir ortopedi travmatoloji uzmanı iken veya bir tıp hekimi iken, tıp doktoru iken ne halde olmak istediğinizi düşünmeniz lazım. Tıp fakültesi zor ama 6 sene okursunuz, biter. Asistanlık zor ama 5 sene. Bir şekilde geçer yani, hani sayılı zaman çabuk geçer der ya halkımız. Bunu düşünmek lazım. Siz asistanlıkta kazanacağınız parayı, asistanlığın çalışma şartlarını değil, asistanlık sonunda erişeceğiniz altın bileziği, mesleği ve becerileri, bilgi birikimini düşünmeniz gerekir. Yani benim son söylemek istediğim bu. Sadece asistanlığı, parayı düşünmeyin. Sahip olacağınız bilgiyi, beceriyi, itibarı ve insanlara yardım etmiş olmanın verdiği manevi hazzı da bir etken olarak tercihlerinizin içerisinde bulundurun derim.